Biraz Somuncu Baba'dan bahsedebilir miyiz sevgili izleyicilerimiz? Yani şöyle düşünün, Somuncu Baba Hazretleri çok iyi yetişmiş bir büyük tasavvuf, tasavvuf büyüğü. Ve öyle ki yetiştirdiği talebelerine baktığımız zaman onun talebesi Hacı Bayram-ı Veli, onun talebesi Akşemseddin, onun talebesi Fatih Sultan Mehmet. Nasıl Osmanlı Devleti'ni etkilediğini, sanki İstanbul'un manevi fatihlerini yetiştirdiğini ve o manevi fatihlerin de maddi fatihi Fatih Sultan Mehmet'i yetiştirdiğini görüyoruz bu velinin. Somuncu Baba Hazretleri Bursa'nın Somuncu Babası. O en hoş, en tatlı, en lezzetli yemekler, ekmeklerini, somunlarını yapan bir veli tanınmıyor. Ne zaman ki Bursa Ulu Camii yapılıyor, orada ki kendisini yine manevi alemde tanıyan Bursa'nın Emir Sultanı Yıldırım Bayezid Han'a burada öyle bir veli var ki, o varken burada hutbeyi kimse okuyamaz diyor. Ve işte o gün tanınıyor Somuncu Baba, nasıl bir şey Hamidi Veli Hazretleri, nasıl bir veli olduğunu, tasavvuf büyüğü olduğunu Bursalılar o gün anlıyor. Her Bursa Ulu Camii'nin kapısında bekleyenler hepsi aynı anda onun elini öpüyorlar. Üç kapıdan aynı anda çıkıyor ve artık sırrımız faş oldu diyerek Anadolu'ya geliyor. İşte Yıldırım Bayezid Han'ın bütün dünya nimetlerinin önüne sereceği tanınmış olan o veli dünyayı elinin tersiyle itip şuraya Darendi'ye geliyor. Aksaray'a gidiyor, sonra Darendi'ye geliyor. İnsanları irşad ediyor. O büyükler hani bugün bile insanları irşad ediyor. Şuraya gelenler onun ruhaniyetinden istifade ediyorlar. Talebesi Hacı Bayram-ı Veli Edirne'de 2. Murat Han ona bütün dünya nimetlerini serecek. O Ankara'ya gidiyor. Talebesi Akşemseddin Fatih Sultan Mehmet bütün dünya nimetlerini serecek. O nereye gidiyor? Göynü'ye gidiyor. İşte hepsinin Somuncu Baba'nın bu vermiş olduğu, yani dünyalık değil, maksat ahiret. Evet. Maksadı ahiret olana dünya hizmetçi olur. Gönül sultanı olduğumuz zaman bugün bile bakın insanların şu Darendi'ye geziyorsunuz, en ücra bir Anadolu kasabası. Ama bakıyorsunuz ki insanlar oluk oluk akıyor. Maddi sultanlara bakın, o insanları göremezsiniz, bulamazsınız. O sebeple insanların Somuncu Babalara, Hacı Bayram-ı Velilere, Akşemseddinlere, Aziz Mahmud Hüdayilere çok ihtiyacı var. Onları tanımaya çok ihtiyacı var. Zira onları tanıdığınızda dünya gözünüzde olmuyor. Onları tanıdığımız zaman bir tasavvuf erbabının, mutasavvufının nelere sebep olduğunu, asıl olanın ne olduğunu, asıl maksadın ne olduğunu anlıyorsunuz. Dünya olmuyor, artık gözünüzde ahiret oluyor. Onun için tasavvuf büyüklerine, hani tasavvufa ve tasavvuf büyüklerine düşman olanların üzerini bir çarpı ile çekeceksiniz. Ve bu tasavvuf erbabını, bu tasavvufları tanıyacağız. Bunları tanıdığımız zaman kavga olmaz, gürültü olmaz, niza olmaz. Bunları tanıdığımız zaman insanın maksadı Allah olur, gayesi Allah olur. İşte Somuncu Baba bu. Evet. Burada bunu görüyoruz ve bugün dahi burada Osman Hulusi Efendi ki onun soyundan yine hemen yanı başında metfun orada yatıyor. Hem ona hem onun yoluna hizmet etmek suretiyle bütün dünyaya şurada Somuncu Baba ve Şeyh Osman Hulusi Efendi vakfı dolayısıyla bütün dünyaya aynı güzellikleri aynı biçimde yaşatıldığına şahit oluyorsunuz. Bu büyük bir nimettir. Onların işte asla himmetlerinin ölmediğinin, bitmediğinin işaretidir. İnşallah bu işaretlerin ve bu hizmetlerin kıyamete kadar devam etmesini diliyoruz. Hocam fırsat buldukça Darendi'ye gidiyor muyuz? Ben fırsat buldukça Darendi'ye geliyorum. Yani 6 senedir hemen hemen senede 2-3 defa Darendi'ye geliyorum. Darendi ile ilgili programlar yaptım. Zira burada bu güzellikleri, bu hizmeti ve Somuncu Baba'yı gördüğünüz zaman zaten duramazsınız. Evet. Burayı gören gelen bir insan gerçekten geldiği zaman ben neden daha önce gelmemişim diyecek ve huzursuz kaldığı zaman yine huzuru burada bulmaya gelecek. Zira şerefül mekan bil mekin demişler. Bir yerin şerefi orada olanlardan gelir. Somuncu Baba'nın ruhu, ruhaniyeti, kabri burada olduğu zaman insan ne yapmaz ki? Eğer bir yerde o tasavvuf büyüklerinden varsa o vilayet aziz oluyor. O belde aziz oluyor. Onun için bunu burada bizzat yaşayanlardanım da ve her zaman gelmeye gayret ediyorum.
Zira geldiğiniz zaman huzur buluyorsunuz, istifade ediyorsunuz. Önemli olan bu. Evet. Hocam, buradan son olarak gerek Avrupa'da gerek Türkiye'nin dört bir tarafında izleyecek olan izleyicilerimiz var. Neler söylemek istersiniz? Şunu söylemek isterim. Bu millet manevi şahsiyetleriyle millet. Bu millet hem maddi hem manevi. Kanuni Sultan Süleyman'ın iki yandan kuşanılıp yine gayret kuşağın bulanıp toz ile toprağa bu rahı çekelim der. Gayret kuşağı, himmet kuşağı iki yandan kuşanılmalı. Hem maneviyat hem maddiyat. Bu ikisi beraber. Bu olmadığı zaman hiçbir şey olmaz. Bakın, Osmanlılar bu tasavvuf erbabına bağlı oldukları için, bunları sevdikleri için yüceldiler, büyüdüler. Belki bize bir 100 senedir nice içimizde tasavvuf profesörü olup tasavvufu inkar eden alimler vardı bu ülkede. Onun için ben Somuncu babalara, Hacı Bayram velileri, Akşemseddinleri ki onların devamı olan Aziz Mahmut Hüdayileri, Şemseddin Sivaisileri, Niyazi Mısırileri bu tasavvuf erbabını bu milletin iyi tanımasını, sevmesini ve bunlardan istifade etmesini diliyorum. Önemli olan budur. Onları tanırsanız, onları severseniz onların ruhundan istifade edersiniz. Bizim milletimiz böyle yüceldi, böyle büyüdü. Uzaklaşırsak, evet. Nereden uzaklaştığımızı düşünelim. Onun için Cenab-ı Hak bizi onlara yaklaştırsın, onları tanımamıza vesile eylesin ve onların şefaatlerine kavuştursun.